Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Bir dakika, ayılamadım daha ya. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Tabii ki de şu an herkesin konuştuğu, herkesin gündeminde olan, milletin 4 senelik kredi çekip arabasını, evini satıp da alacağı iPhone XS Max ve iPhone XS'ten bahsediyorum tabii ki de. Bunları almaya değil, tabii ki de alamayacağım artık. Bunları görmeye, incelemeye, elimizde tutmaya, sizlere göstermeye gidiyorum. Nereye gidiyorum? Taipei, Tayvan'a gidiyorum. Kusura bakmayın, daha ayılamadım. Apar topar böyle video başlangıcı yapmak için sabahın köründe bu videonun başını çekiyorum. Daha gözlerim şiş, ayılmadım bile. Kahvemi içiyorum. Umarım kusura bakmazsınız. Birazdan yola çıkacağım. Sizlere telefonu göstereceğim, fiyatları göstereceğim. Büyük ihtimalle Türkiye ile arasında yine uçurum olacak fiyatlarda. Si bu kadar. Diyecek bir şeyim yok. Hadi gidelim bakalım. Geldiğim yere erken geliyorum ben ya. Şu zamanı bir tutturamıyorum arkadaş, şu yurt dışına geldiğim zaman hep Türkiye gibi hesaplıyorum. Tamam mı? 10'da 10.30'da açılıyor sanıyorum ama burada her yer 11'de açılıyor bak. Ne zaman gelsem hep kapıdayım. Allah'tan bir 5-10 dakikam var da birazdan açacaklar kapıyı. Biz de yeni iPhone'ları göreceğiz. Hadi be. Evet arkadaşlar, geldik şimdi Apple Store'dayız. Elimizde iki farklı telefon. Şöyle. Önden de gösterdiğimde böyle. iPhone XS Max boyut olarak iPhone 8 Plus ile neredeyse aynı ebatlara sahip. Fakat 6.5 inçlik 2688'e 1242 piksel çözünürlük sunan ekranı ile iPhone 8 Plus'tan daha büyük bir ekrana sahip. iPhone XS ise 2436'ya 1125 piksel çözünürlük sunan 5.8 inçlik OLED ekrana sahip. Yani iPhone X ile birebir aynı. Önce XS Max'ten başlayalım. Yani telefonu şöyle tuttuğumda ele oturuyor, evet, ama büyük. Gerçi artık alıştık böyle büyük telefonlar tutmaya elimizde. Sağ olsun Samsung bize bunu alıştırdı. Note 8 ile, Note 9 ile. Telefon gayet iyi. Şimdi bir önceki videomda şimdi X ara bok atıyordum falan ama yani biz de iPhone kullanıcısıyız sonuçta. O yüzden telefon gayet iyi. Önce bir kamerasına bakalım nasıl. Her iki telefonun arka kısmında 12 megapiksel çözünürlüğünde iki kamera yer alıyor. Geniş açılı ana kamera f1.8 diyafram, telefoto kamera ise f2.4 diyaframa sahip. Cihazın ön kısmında ise 7 megapiksel çözünürlüğünde f2.2 diyafram açıklığı sunan bir kamera yer alıyor. Bir video açıp hem sesi hem de video kalitesini bir bakalım. Sonra da fiyatlarından bahsedeceğiz. Herkese merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz Apple sonunda yeni ürünlerini tanıttı. Yeni iPhone'u gördük, yeni Apple Watch'u gördük. Görünen o ki 3 farklı iPhone'la karşı karşıyayız arkadaşlar. Ve ben de elimde şu anda onlardan birini tutuyorum. iPhone XR. Abi şimdi YouTube'da videoyu açtığında, tamam mı, gene şu yukarıdaki şu bar var ya, şimdi çok oluyor. O gene çoğu insanı rahatsız ediyor olabilir ama artık bütün telefonlar yani sonuçta bunu kullanıyor. O yüzden artık gözümüze çok da batmıyor yani. Bu arada ikisini videoda karşılaştırdığımızda tabii ki de XS Max ses düzeyi olarak dövüyor yani. Bayağı iyi bir ses kalitesine sahip. Şimdi onun dışında gelelim fiyatlara. Burada iPhone XS Max'in fiyatı 39.900 Tayvan doları. Yani o da dolara vurduğumuzda yaklaşık 1.300 dolar yapıyor.
Burada %10 tax geri alabiliyorsunuz vergisini geri havaalanından. Yani 1170 dolara telefonu alıyorsunuz. Amerika'da 1000 dolar, 1100 dolar olan bu telefonu, ki buna tax de eklenecek Amerika'da. Yani vergisini de eklediğinizde 1100 doları geçiyor. 1170 dolar neredeyse Amerika ile aynı fiyata alıyorsun bu telefonu. Ha, bu telefonun fiyatı da 999, işte 1000 dolara falan geliyor. Yani 100 dolar fark var aralarında şunun. Bunun da %10'unu çıkarttığında 990 dolara geliyor şu telefon. Tabii Türkiye'ye bu telefonlar geldiğinde kaç para olacak? Türkiye'de bayağı bir pahalı olacak ama artık göreceğiz. Evet arkadaşlar, Apple Store'a geldik. Yeni iPhone'ları inceledik. iPhone XS Max ve iPhone XS'e baktık. Boyutlarını gösterdim size. Kamerasını, videosunu ve bakabileceğimiz, daha doğrusu ne varsa işte ses çıkışına falan baktık. Bunlar ilk izlenimlerimizdi. Ya tabii ki de isterdik telefonu alalım şu anda. İyice bir sessiz ortamda inceleyelim. Böyle incini cincini çıkartalım ama şu an maalesef öyle bir ortamımız olmadı. Hatta böyle daha fazla vakit geçirebilmek için gördünüz, ilk açılış saatine denk geldim. Ama buradan da özür diliyorum, kusura bakmayın. Belki merakınızı karşılayamamış olabilirim. Çünkü çok fazla vakit geçirdiğim için telefonda artık insanlar bana kızmaya başladı. Çünkü telefon daha yeni çıktı ve şu an telefona ilgi büyük. Hani sabah gelip ilk standı ben kapatayım ki video çekeyim falan diye standa yöneldim. Çekebildiğim videoları çektim, fotoğrafları çektim. Ama artık küfür yemek üzereydim ve insanların artık sinirli bakışları altında çekilmek zorunda kaldım standdan. O yüzden kusura bakmayın. Umarım yararlı olmuştur. Merakınızı gidermişimdir telefon hakkında. Telefonlar gayet güzel. XR hakkında söylediklerim konusunda hala ısrarcıyım. Bunu da buradan tekrardan söylüyorum. Böyle telefonlar varken. Ama inanılmaz pahalı. 1170 dolar bu arada burada bu telefon. Türk lirası olarak baktığında şu telefona 7000 ile 7500 lira arasında falan denk geliyor. Yani şu an çeviremedim kafamda ama dolar kuruna göre ve bu videonun çıkış tarihine göre kur sürekli oynayacağı için, yani 7500 TL'ye alabileceğin, yurt dışından alabileceğin bir telefon şu anda ülkemizde 10 binlerden aşağı çıkmayacak bir kere. Onu söyleyeyim size. 10 bin lira eder mi telefon? Orası tartışılır yani. O sizin kararınıza kalmış bir şey. Ama 7500 lira, 8000 lira verip salak saçma iPhone XR almak mı? Yoksa 10 bin lira verip büyük XS Max almak mı? Tabii ki de XS Max almak. Ha, isterdim şu an bende de bir tane olsun kullanayım ama bu kadar param yoktur. Diyeceklerim bu kadar. Şimdilik. Umarım hoşunuza gitmiştir video. Umarım telefonları beğenmişsinizdir. Tabii ki de internette daha kapsamlı, detaylı telefon incelemelerini bulabilirsiniz. Biz gene kendi tarzımızda incelemelerde bulunduk. Tayvan'a geldik, telefonu gösterdik. Şimdi geri döneceğiz. Azıcık Twitch açayım da Twitch oynayayım. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.